Reported Speech'te bazı kelimeler değişikliğe uğrarlar. Bunların bir kısmını daha önce çalışmıştık. I bunlardan birisi, he veya she olarak kendisini yeni cümlede gösterir. My, his veya her olarak kendisini ortaya çıkarır. Here, there olarak kullanılır. Bunun dışında eğer burada denilirken kastedilen yerin neresi olduğunu biliyorsanız onun ismini de belirtebilirsiniz. Örneğin burada denildiğinde bir apartman dairesinden bahsedilmişse at the flat diyebilirsiniz. There kelimesini kullanmak zorunda kalmazsınız. Now sözcüğü için then veya at the time şeklindeki iki yapıdan birini tercih edebilirsiniz. Today, that day veya bugün dediğimizde haftanın hangi gününden bahsediyorsak onu ifade edebilirsiniz. On Monday gibi. Yesterday, dün demektir. The day before veya the previous day. İki seçeneğiniz var. Dilediğinizi yesterday sözcüğünün yerine getirebilirsiniz. Tomorrow için yine iki farklı seçeneğimiz var. The next day veya the following day. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Bunun dışında tomorrow dediğimizde yarın günlerden hangi günse onu da belirtebilmekteyiz. Örneğin cumartesiden bahsediyorsak on Saturday kullanabiliriz. This week, that week şeklinde kullanılacaktır. Last week, the week before veya the previous week. Son olarak da ago yapısının nasıl kullanıldığını görelim. An hour ago, bir saat önce, an hour before veya an hour earlier. İki yapımız var. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Reported speech cümlelerinde her zaman fiili bir derece geçmişe çevirmek gerekmez. Eğer aktardığımız durum şu an için de geçerliyse, yani değişmediyse, biz fiili bir derece geçmişe döndürmek zorunda değiliz. Bir iki örneğimiz var. Bunlara tek tek bakalım. Ahmet şöyle bir cümle kuruyor. My new job is very interesting. Yeni işim çok ilginç diyor. İşi hala ilginç. Dolayısıyla biz de şöyle bir cümle kuruyoruz. Ahmet said that. Bu that sözcüğü biliyorsunuz. İstenilirse kaldırılabilir. Ahmet şunu söylüyor veya söyledi. His new job is very interesting. My sözcüğü değiştirildi tabii ki. His şeklinde kullanıldı çünkü Ahmet'ten bahsediyoruz. Onun yeni işinin oldukça veya çok ilginç olduğunu söyledi. Ahmet yeni işinin çok ilginç olduğunu söyledi. Ayşe ile başlayan cümleye geçelim. Ayşe said, Ayşe dedi ki, I want to go to New York one day. Ayşe, ben bir gün New York'a gitmek istiyorum dedi. Bu cümlede Ayşe ile başlıyoruz ve devamında yine said getiriyoruz. Ayşe said, istersek burada that kullanabiliriz. She wants to go to New York one day. Fark ettiyseniz yukarıdaki cümlenin zamanı geniş zamandı. Biz yine geniş zaman kullandık. Çünkü Ayşe New York'a gitmeyi, bir gün New York'a gitmeyi hala istiyor. O isteği geçmişe dair bir istek değildi. Hala bunu istiyor ve bu geçerli bir durum olduğu için de geniş zamanda bunu ifade etmemiz yeterlidir. Tabii bu cümlelerdeki is veya want fiillerini geçmişte de kullanma şansınız vardı. Bir derece geçmiş hallerini de almak isterseniz alabilirsiniz. Hala geçerli olmayan durumlar için daha önceki örneklerde olduğu gibi cümlelerin bir derece geçmiş halini kullanıyoruz. Paul left the office suddenly. Paul aniden ofisten ayrıldı. Giderken de şöyle bir cümle kuruyor. I have to go. Tabii biz bunu aktarırken ne diyoruz? Paul bir erkek olduğu için I sözcüğü yerine I have to go, he had to go olarak bir derece geçmiş haliyle kullanılıyor. Eğer bu durum geçerliliğini korusaydı, halen gitmek zorunda olsaydı, tabii ki bu kısım değişmez, has to olarak kalırdı. Fakat olay geçmişte kalmıştır ve biz bunu aktardık. Diğer bir örnek, yine bu duruma yakın bir durum. Jessica ile karşılaştık ve bize şöyle bir cümle kurdu. Joe is in hospital. Joe hastanede dedi. Ve birkaç gün sonra biz de Joe ile karşılaştık. Kendisine şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki Jessica said
You were in hospital. Senin hastanede olduğunu söyledi Jessica. Joe demiyoruz çünkü Joe'nun kendisiyle konuşuyoruz. Karşımızda olduğu için you diye hitap edebiliriz. Ve artık hastanede değil, bunu da gözümüzle gördüğümüz için are yerine were kullanıyoruz. Aktarma cümlelerinde en çok kullanılan iki fiil say ve tell fiilleridir. Bunları genelde said ve told olarak görürüz. Bunların aralarında çok büyük bir fark yok. Anlam olarak çok büyük bir fark yok. Say söylemek demektir. Tell anlatmak anlamındadır. Örneklerde kullanımlarına dair ince detayları göreceksiniz. My brother told me that you were at school. Erkek kardeşim bana senin okulda olduğunu söyledi. Tell fiilinden hemen sonra kişiyi getirebiliyoruz. Söylenen kişiyi yazabiliyoruz. Başka bir örneğe bakalım. What did you tell the police? Polise ne söyledin? Bakın tell fiilinden hemen sonra kişiyi getirdik veya kişileri getiriyoruz. Gelelim say fiiline. My brother said that. Devamına bakıyoruz. You were at school. Burada kişi belirtmedik. Söylenilen kişiyi belirtmedik. Devam edelim. What did you say? Ne söyledin? Yine söylenilen kişiyi belirtmedik. Say fiilinden sonra. Dikkat edilecek önemli bir örnekteyiz şimdi. Anne said goodbye. Eğer kişi belirtiyorsak to ile belirtmeliyiz. Hangi fiilde? Say fiilinde to ile belirtmeliyiz kişiyi. Kime söylenildiyse ondan önce to kullanıyoruz. Devam edelim. What did you say to the police? Polise veya polislere ne söyledin? Say dedikten sonra bakın yine to kullandık. Bir önceki cümlemizde ne demiştik? Anne hoşça kal dedi, bana hoşça kal dedi ve ayrıldı. Şimdi de iki farklı kalıbı inceliyoruz. Birincisi tell somebody to do something. Tell dedikten sonra kime söyleniliyorsa onun ismini belirtiyoruz. Devamında da to ve yalın haldeki fiile devam ediyoruz. Aynı durum ask için de geçerlidir. Ask dedikten sonra kişiyi belirtiyoruz ve to artı yalın haldeki fiile devam ediyoruz. Bu tarz kullanımları aktarma cümlelerinde görmekteyiz. Tell anlatmak, söylemek anlamındadır. Ask rica etmek. Şimdi ilk cümlemize bakalım. Stay in bed for a few days. Birkaç gün boyunca yatağında kal. Bu bir emir cümlesidir. The doctor said to me. Doktor bana birkaç gün boyunca yatağında kal dedi. Aktarma cümlesi olarak bunu kullanıyorum. The doctor told me. Doktor bana anlattı, söyledi. Dedikten sonra şuraya dikkat. Kişi belirtebiliyordum. Tell sözcüğünden hemen sonraki bölümde kişi belirtebiliyorum. Fakat devamı çok daha ilginç. Emir cümlesini aktarırken başına to getirip fiili yine yalın halde kullanıyorum. To stay in bed for a few days. Şimdi daha enteresan bir cümleyle devam ediyoruz. Olumsuz bir cümle. Emir kipinde olumsuz cümleler don't ile başlar. Don't shout. Bağırma. I said to Jonathan. Jonathan'a bağırma dedim. Aktarmaya başlıyoruz bu olayı. I told Jonathan not to shout. Don't birdenbire not to'ya dönüşüyor. Fiil aynen kullanılmakta. I told Jonathan not to shout. Jonathan'a bağırmamasını söyledim. Şimdi içinde please olduğuna göre bunun rica cümlesi olduğunu tahmin edebilmişsinizdir. Şimdi bu cümleyi inceleyelim. Please don't tell anybody what happened. Tom said to me. Tom bana lütfen kimseye ne olduğunu anlatma dedi. Bu cümleyi aktarıyoruz. Tom asked me. Aynen tell cümlesinde, tell ifadesinde olduğu gibi ask ifadesinden, fiilinden sonra kişi getirebiliyoruz. Tell ve ask bu konuda aynı durumdadırlar. Devamı da aynı şekilde ilerleyebilir. Bakın
Olumsuzluk varsa, don't varsa ve emir kipi ise not to diye bunu alırız. Ve daha sonra geriye kalan bölümü aynen kullanırız. Burada ince bir ayrıntı var. Had kullanabiliriz de, yani past perfect'i de tercih edebiliriz. Past simple'la da kullanabiliriz. Bunu dersimizde izah etmiştik. Bu tarz cümleleri aktarırken say fiilini de kullanabilmekteyiz. Örnek ifademiz şu: Somebody said not to do something. Eğer olumlu bir emir kipini aktarıyorsak not gider, to do something örneğindeki gibi kullanırız. Bir örneğimiz var, yeterli olacaktır. My friend said not to tell anyone. Burada şuna dikkat edelim. Not to tell anyone dediğimizde aynen diğer örneklerdeki gibi tell veya ask örneğindeki gibi bir kullanıma sahibiz. Fakat said dedikten hemen sonraki bölümü ask ve tell örneğindeki gibi me getiremeyiz veya herhangi bir kişi getiremiyoruz. Yani my friend said me diyemezsiniz. My friend said not to tell anyone bu haliyle doğru bir ifadedir.